Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Evet prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat. Yapılandırma için iki ayımız var değerli izleyicilerimiz. İstihdam paketi kapsamında binlerce kişiye emeklilik fırsatı doğdu esnaf ve çiftçiye 31 ekim'den itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre zarfında binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa istihdam paketi kapsamında sağlık primi borçlarını yapılandırma fırsatı tanınacak. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecekler. Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa borç yapılandırma fırsatı tanınıyor değerli izleyicilerimiz. İstihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaş sağlık prim borçlarını yapılandıracak. Yasayla birlikte 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Borçların yapılandırılması için vatandaşlara 2 ay süre verilecek. Süre 1 Kasım'dan itibaren başlayacak. İşte paketin detayları. 1 Kasım'da başlıyor. İstihdam paketi kapsamında Bağkur ve genel sağlık sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık prim borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçlarının kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkanı bekleyenlere fırsat doğarken faaliyetlerde sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların bağkur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak değerli izleyicilerimiz. Peki ne, ne zaman başvurulacak? 2 ay içerisinde başvurulacak. Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayınlandığı tarih itibariyle başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvuracak değerli izleyicilerimiz. Evet, evet e, yorum yazan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Gecikme faizi tekrar e, cümleyi baştan alıyorum. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecekler. Evet, tekrar diyorum değerli izleyicilerimiz. 2 ay içerisinde başvurabilecekler esnaf ve çiftçiye 31 Ekim e, öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecekler. Gecikme faizi yerine ana para ve enflasyon farkının Şubat'a kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecekler değerli izleyicilerimiz. Şubat ayına kadar ana para ve enflasyon farkını ödeyenlerin durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Evet buraya dikkat ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ee, i̇lk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak değerli izleyicilerimiz. Geçmiş borcunu ödemeyip hala faaliyetlerinde sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım'da başlayacak. Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanacaklar. Sanatçı ve şoförlere de kolaylık Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler sanatçı ve şoförler değerli izleyicilerimiz. GSS'de yani... E, Genel sağlık sigortasında gecikme zammı e, cezaları siliniyor değerli izleyicilerimiz. Genel sağlık sigortası kapsamında olanlara da, genel sağlık sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkanı tanınıyor. Vatandaşlar sadece ana parayı ödeyerek geçmiş borçlarından kurtulabilecekler. Prim borcu bulunanların, sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. Nisan'a kadar prim borcunun ana parasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. Genel sağlık sigortası kapsamında bürük, bürüt asgari ücretin %3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Evet videomuzu yeni açan değerli izleyicilerimiz olabilir. Onlar için tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Değerli izleyicilerimiz prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük bir fırsat tanınıyor. Yeni bir yasa teklifi var. Bu yasa teklifi meclisten geçmek üzere değerli izleyicilerimiz. Yani An itibariyle henüz geçmiş değil yani 29-10-2020 tarihiyle e geçmiş değil ama en yakın sürede önümüzdeki birkaç gün belki bir hafta içerisinde e, bu kanun devreye girecek. Devreye girdiğinde prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara da büyük bir fırsat doğacak. İşte videomuzda bu konuyla ilgili bunun detaylarıyla ilgili değerli izleyicilerimiz yapılandırma için sadece iki aylık bir süremiz var yalnız. Buna dikkatinizi çekiyorum. İstihdam paketi kapsamında binlerce kişiye emeklilik fırsatı doğdu. Değerli izleyicilerimiz. Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim'den itibaren 2 ay süre verilecek. 31 Ekim'den itibaren. Yani Kasım, Aralık. Aralık sonuna kadar. Yani diğer yıl girmeden bu müracaatı ne yapmamız lazım? Yapmamız gerekiyor. Bu süre zarfında binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa istihdam paketi kapsamında sağlık primi borçlarını yapılandırma fırsatı tanınacak. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecekler. Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa borç yapılandırma fırsatı bu kanunla tanınmış olacak. Evet, istihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaş ee, sağlık prim borçlarını yapılandıracak evet sağlık prim borçlarını yapılandıracak yasayla birlikte 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor değerli izleyicilerimiz borçların yapılandırılması için vatandaşlara sadece 2 aylık süre verilecek süre 1 Kasım'dan itibaren yani değerli izleyicilerimiz 2 gün sonra 2-3 gün sonra başlıyor süre ne zaman başlıyormuş 1 Kasım'da başlıyor. Bu videoyu siz ne zaman izlediyseniz ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Süre 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. Ne zaman bitecek? 31 Aralık 2020'de. Yani 2 ay sonra bu süre bitmiş olacak. Ona göre süreyi ne yapmayalım? Geçirmeyelim. <laughs> evet 1 Kasım'da başlıyor. İstihdam paketi kapsamında Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları az önce de belirttiğim gibi 165 milyar lirayı bulacak değerli izleyicilerimiz. Ee, sağlık prim borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya etme ve prim borçlarından kurtulma fırsatı verilecek. Emeklilik için e, imkanı bekleyenlere fırsat doğarken faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını... ...yatırmayanların Bağkur kayıtları değerli izleyicilerimiz 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak. Evet, videomuzu çektiğimiz e, değerli izleyicilerimiz e, 29 e, Ekim 2020 tarihi itibariyle henüz e, şu anda yasa çıkmış değil. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bir iki gün içerisinde bu yasa çıkacak. O nedenle e, değerli izleyicilerimiz medyayı takip etsinler. Yine kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalını takip etsinler. Çıktığında ayrıca resmi olarak yayınlandığını sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı ve özellikle bildirim zilini açmayı unutmayınız ki sizleri ilgilendiren böyle faydalı e, haberler olduğunda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Evet emeklilik bekleyenlere işte prim borcundan dolayı emekli olamayanlara büyük bir fırsat doğmuş oldu. Bu fırsatı Kaçırmasın çok değerli izleyicilerimiz bu fırsatı kaçırmasınlar. Ne zamana kadar sürede olacak? Bu yılın sonuna kadar yani 31 Aralık 2020'de sona erecek müracaat. Değerli izleyicilerimiz böylece prim borçlarını ödeyen tüm izleyicilerimiz ne yapabilecekler? Ee, emekli olabilecekler, çiftçiler, e, bağ kurlular, e, esnaflar ve <laughs> diğer e, prim borcu olan e, ...değerli vatandaşlarımız. Evet, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere böyle e, canlı olarak e, yüz yüze, e, face to face e, haberlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Sizleri ilgilendiren güzel, müjdeli haberleri sunmaya devam edeceğiz. E, değerli izleyicilerimiz, e, kanalımızın altına yorum yazabilirsiniz. Yani bu şekilde görüntülü e, videolar mı daha e, güzel sizin için... Yoksa e, yazı üzerinden değerlendirmeler mi daha iyi? Bu konuda yorumlarınızı da yazarsanız memnun olurum. Ona göre kendimize bir yön çizeceğiz. Kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Değerli izleyicilerimiz, e, evet hocam kısa bir özet geçer misiniz? Sondan katıldım diyor bir izleyicimiz. Tamam izleyicimizi kırmayalım evet bu şekilde daha güzel diyor Ahmet Bey teşekkür ederim evet kısaca özetliyorum bir izleyicilerin sonradan katılmış bir özetler misiniz diyor tamam tekrar ediyorum değerli izleyicilerim şu anda bir kanun teklifi var henüz çıkmadı ama çıkması an meselesi yani birkaç güne çıkar burada prim borcu olduğundan dolayı emekli olamayan vatandaşlarımıza bir fırsat doyuyor işte genel sağlık sigortası primleri de ödeyemediğinden dolayı e, emekli olamayanlar, prim borcu olan vatandaşlarımız 2 ay içerisinde SGK'ya müracaat edecekler ve e, yapılandırma yapacaklar. Yapılandırma sonucunda borçları ödedikten sonra da emekli olabilecekler. Peki ne zamana kadar e, müracaat etme süremiz var? Sadece 2 aylık bir süre var. O da ne zaman? 31 Aralık 2020'ye kadar doluyor. E, şimdi 1 Kasım'dan itibaren bu süreç başlayacak. E, değerli izleyicilerimiz. Ee, kanun yayınlandığı andan itibaren de iki ay içerisinde e, müracaatımızı yapabileceğiz ve böylece prim borcu olduğundan dolayı, prim borcunu ödeyemediğinden dolayı emekli olamayan vatandaşlarımıza emekli olma fırsatı doğmuş olacak. Sizin de böyle bir pozisyonunuz varsa e, kanun çıktığı andan itibaren dediğim gibi önümüzdeki birkaç bir, bir, bir gün içerisinde çıkacak bu kanun. Çıktığı andan itibaren hemen e, nereye gidiyoruz? SGK müdürlüklerine gidiyoruz. Ee, orada e, bunu e, diyoruz ben yapılandırma yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve böylece primlerinizi sizin e, taksitlendiriyorlar. Ve taksitleriniz de bittiğinde emekli olma şansına sahip olacaksınız. Evet yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz. E, mümkün olduğu kadar bu şekilde yüz yüze e, haberlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalınız.